Evet. Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugünkü konuğumuz bizim için çok çok değerli bir isim. Uzun zamandır hayal ortağı olmaktan çok keyif aldığımız duayen bir iş insanıyla birlikteyiz. Çok sevgili hayal ortağımız Ajan Acar'la. Ajan Bey, merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza, Karantina Sohbetlerine. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Doğacığım. Bu koşullarda olabildiğince iyiyim. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bu fırsattan istifade çok değerli genç arkadaşlarımıza hitap etme şansı bulduğum için de kendimi mutlu hissediyorum. Valla biz çok çok teşekkür ederiz. Öncelikli olarak da bir alışkanlık bize sormak isteriz. Nasıl geçiyor bu karantina günleriniz? Nerelerdesiniz? Nasıl zamanınızı geçiriyorsunuz? Sağ ol. Yani insanoğlu her şeye alışıyor. Dolayısıyla aslında çok çabuk adapte olabiliyoruz. 20-21 gündür bu sosyal izolasyonu dikkatle ve ciddiyetle uyguluyorum. Bu vesileyle bu talihsiz olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ama ciddiyetle bu karantinayı uyguladığımız takdirde de hep beraberce toplum olarak bu ciddi sorunun da üstesinden geleceğimizi ümit ediyorum. Peki. Ajan Bey, şimdi hazır yani gündemden başladık. Koronadan biz de son birkaç yayındır özellikle sizin gibi kıymetli hayır ortaklarımıza bu konudaki sorularımızla başlıyoruz. Şimdi siz tabii birçok farklı şapkası olan bir iş insanısınız. Ama özellikle şununla başlamak isteriz. Şimdi bu son zamanlarda karşı karşıya olduğumuz sadece korona salgını da değil. Yani başka pandemikler, küresel ısınma veya benzeri doğa olaylarını büyük bir kısmıyla aslında kullandığımız ekonomik sistemden kaynaklandığına dair de elimizde çok ciddi veriler var. Şimdi sizce özellikle bu korona tabii bizi çok daha farklı ve fazla etkiledi. Yakın zamanda doğayı ön plana çıkaran, farkındalık yaratan global bir sistem kurgulanabilir mi? Yoksa bu konuda acaba dünya gerekli adımları atmak için geç mi kaldı? Ya öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Çok haklısın. Yani mutlaka bu konuda bir liderlik ve bir öncülük yaparak doğayı ve dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirmek için çaba sarf etmek gerektiği konusunda herkes hemfikir. Ve çok uzun zamandır bu konuları da tartışıyoruz aslında çeşitli platformlarda. Öncelikle bu yılın başında Dünya Ekonomik Forumu'nda yapılan toplantıda da bu konu bir kere daha gündeme geldi. Oraya katılan iş insanlarına en öncelikli 5 konu sorulduğunda bunların tamamı çevre, doğa, sürdürülebilirlik gibi konulardı. Yani kimse işimizi daha büyütelim demedi. Tabii burada sistemi biraz tartışmamız gerekiyor. Yani bu uzun yıllardır kapitalizmle sosyalizm arasında oluşan çekişme Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla beraber kapitalizm lehine gelişmiş gibi göründü. Arkasından da bu küresel hareket başladı. Küreselleşmeyle beraber de aslında dünyanın kaynaklarını biraz daha hızlı tahrip etmeye başladık maalesef. Şimdi tabii doğa kendini yeniliyor bir şekilde ve bir yerden alarm veriyor. Bu alarm bazen savaşlarla oluyor, bazen işte bu tür tabiat olaylarıyla oluyor. Maalesef bu defaki de bir pandemiyle oldu. Yani bir COVID-19 virüsü dünyayı çok ciddi bir şekilde etkiledi. Burada benim dikkat çekmek istediğim konu, yani örneğin Amerika Birleşik Devletleri bu çevre ve sürdürülebilirlik konusunda yapılan çalışmaların önemli bir bölümüne karşı çıkmıştı. Özellikle Trump yönetimi döneminde. Şimdi en büyük problemi yaşayan ülkelerin başında da Amerika geliyor. Dolayısıyla aslında hepimiz içinde bulunduğumuz çevreyi ve doğayı daha yaşanabilir bir hale getirmek için çaba sarf etmemiz gerektiğini maalesef böyle bir talihsiz olayla gördük. Bizde Türkçe'de bir deyiş vardır, zor oyunu bozar diye. Yani bazen zorda kaldığınızda bunları yapıyorsunuz. Ben bunu kitabımda da biraz bahsettim. Yani bu tür dönüşümleri mutlaka bir felaket olmasını bekleyerek düzenlememek lazım. Yani daha öncesinden önlem almak, problem olmadan önlem almak her zaman daha iyi sonuç veriyor. Ama bunu da çok kolay yapamıyor insanoğlu maalesef. Ajan Bey, şimdi tabii Donduk.
dünyasında bulunması zor örneksiniz. Çünkü birden fazla sektörde üst düzey yöneticilik yaptınız ve hepsini de başarıyla atlattınız. Yani bakıyoruz mesela perakende sektöründe Tansaş'la bir hikayeniz var. Otomotiv sektöründe Doğuş'la var. Basın yayın sektöründe yine Doğuş Yayın Grubu'yla var. Bankacılık sektöründe Osmanlı Bankası'yla başlayıp devam eden birçok şirket var. Şu anda da Türk Telekom gibi bir telekomünikasyon şirketinin yönetim kurulu üyesisiniz. Şimdi bu açıdan baktığınızda biliyorsunuz bu koronavirüsün etkilerinden bir tanesi de özellikle firmaların çalışanlarını evden çalışmaya yönlendirmesi, home office olarak tabir ettiğimiz sistemin gelmesi. Siz hem diğer baktığınız sektörler hem de şu anda baktığınız yani içinde bulunduğunuz Türk Telekom açısından bu süreci yorumlayacak olursanız mesela bu koronavirüs home office'e yönlendirmesi sizce faydalı bir dönem oldu? Mesela bu zorunluluk kalktıktan sonra da acaba şirketler yönetişim anlayışını değiştirecek mi yoksa eski hamam tabiri caizse yollarına devam mı edecek? Ya çok çok doğru, çok güzel bir soru. Aslında ben baştan beri hep iddia ettiğim bu esnek çalışma saatleri, gerektiğinde evden çalışma, özellikle dünya biliyorsun çok hızlı bir şekilde metropolleşiyor ve bu metropol yapısı içerisinde de insanlar vakitlerin çok önemli bir bölümünü evlerinden işlerine gelmek ve tekrar evlerine dönmek için kullanıyorlar. Burada büyük bir verimsizlik ve zaman kaybı olduğu inancındayım. Tabii ki bütün kadrolarda olmaz ama belli bazı kadroları rahatlıkla evden çalışma düzenine sokma imkanı olduğunu düşünüyorum. İnanamazsın, yani ben bunu 4 sene, 5 sene önce yönetimde arkadaşlarımızla birlikte gündeme getirdiğimiz zaman çok ciddi reaksiyonlar aldık. Yani olmaz, herkes işe gelsin, herkes aynı çatı altında olsun diye. Ama şimdi bugün geldiğimiz noktada bakınca pekala aslında evden çalışma düzeninde de işler yürüyebiliyor. Yani ben bankacı arkadaşlarımla yaptığım konuşmada önemli sayıda şubelerini bu koronavirüs nedeniyle kapattıklarını ama dijital bankacılık kanalıyla, ATM'ler kanalıyla müşterilerine her türlü hizmeti hiçbir aksama olmaksızın verebildiklerini görüyoruz. Dolayısıyla madem bu yapılabiliyordu o zaman niye yapmadık? Bir takım paradigmaları değiştirmek çok kolay olmuyor. Zaten dönüşüm de böyle bir şey. Yani bu dönüşümü yaparken bazen piyasanın zorlamasıyla yapıyorsunuz, bazen de gönüllü. Ama günümüzde dijital sistemlerin, bu sanal sistemlerin getirdiği katkıyla rahatlıkla iş yapış tarzlarımızı değiştirebileceğimiz bir dönem olduğunu düşünüyorum ki şu anda içinde bulunduğumuz talihsiz dönem aslında bir takım faydalara da yol açacaktır. Bu geçtikten sonra daha fazla sanal sistemleri, dijital sistemleri, artificial intelligence'ı daha fazla kullanmaya başlayacağız diye düşünüyorum. Peki şimdi tabii bakıyorsunuz yani burada bir şirketlerde karar alanlar kısmı var. Bir de aslında bu kararın tebliğ edildiği çalışanların olduğu bir düzlem var. Yani bu koronavirüs gibi alınan önlemler veya bu tarz olacak olaylarda sizce şirketler çalışanlarıyla bu süreci nasıl yönetmeli? İlk olarak bunu sormak isterim. Buna paralel olarak da çalışanların kararlara dahil edilmesi ve şeffaf olarak bilgilendirilmesi sizce hakikaten mümkün mü veya ne kadar mümkün? Çünkü toplumların şirketlere güvenmesi gerektiğine inanıyoruz. Dönüşümün nereden başlayacağını düşünüyoruz ama şirketler bu durumda, bu krizlerde nasıl hareket etmeli? Bunu da sizin gibi duayen bir iş insanına sormayı çok istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle yani böyle dönemlerde birinci aşamayı geçebilmek lazım. Birinci aşamada insan sağlığı. Yani aslında çalışanlarımızın sağlığı tüm şirketler için birinci derecede önemli. Dolayısıyla onların sağlıklarını koruyacak altyapı ve önlemleri şirket yönetimleri sonuna kadar almalı ki günümüzde işte evden çalışma bunun bir örneğidir. Maske bunun bir örneğidir. Vitamin takviyesi bir örneğidir. İmmün sistemin güçlendirilmesi gibi konular. Ama bir de aslında çok önemli bir konu var. O da bu yeni ortamda aşağı yukarı 21 gündür Türkiye'nin önemli bir bölümü evlerinde hayatlarına devam ediyor. Dolayısıyla aslında psikolojik ve sosyal destek ihtiyacı da var olduğunu düşünüyorum. Yani bu yeni hayat düzenine birdenbire insanların alışabilmesi çok kolay olmayacak. Dolayısıyla onlara psikolojik destek de vermek gerekiyor. Şirketlerin yapması gereken bu. Ben tabii sadece bu içinde bulunduğumuz dönemle ilgili değil, genel anlamda iletişimin önemine çok inanan bir yöneticiyim. Dolayısıyla ne kadar açık, şeffaf ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde çalışanlarınızla iletişim yaparsanız
o kadar iyi sonuçlar alıyorsunuz. Yani biz aslında şirket olarak ürettiğimiz fikirlerin önemli bir bölümünü çalışanlarımızın aktardıklarıyla oluşturmamız lazım. Onların aktardıklarıyla aldığımız kararları da çalışanlarımıza iletiyor olmamız lazım. Bu sadece şirketler dünyası için değil, devletler için de böyle, tüm topluluklar için böyle. Yani ne kadar fazla iletişim yapar ve bireyleri açık bir şekilde bilgilendirirseniz, onlar da kendilerini ona göre yeni bir hayat düzenine veya günlük hayatlarına hazırlayacaklardır. Tabii. Ben bu arada küçük bir not iletmek isterim. Siz tabii her zaman kapsayıcı iletişimden yana olan bir iş insansınız. Bunu ben sadece bir İstanbul Gençlik Platformu'nun hayal ortağı olarak değil, aynı zamanda MTV kanalında stajyerken de yaşadım. Yani bir Evet. stajımdan sonra hiç unutmuyorum. Siz yani alınacak MTV'nin kararlarının verildiği strateji toplantısında bir stajyerin de verebileceklerinin olduğunu düşünüp beni çağırmıştınız. Ya, bu da aslında bir şirketin tepeden tırnağa bütün unsurlarıyla kendini var edebildiğini ve alınacak kararlarda dediğiniz gibi sadece tepedeki 3-5 ismin aklına veya tecrübesine değil, aynı zamanda her birimin düşüncelerine kıymet vermenin ne kadar önemli olduğunu bizatihi gösteren bir tecrübeydi. O yüzden ben de size bir teşekkür borçluyum. Bunu bize yaşatarak, bana Estağfurullah. öğrettiğiniz için. Ya biz sana teşekkür ederiz fikirlerini paylaştığın için. Çünkü bu ortak akıl üretiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani her seviyede. Dolayısıyla mentorluk ve mentilik ilişkisinde de sadece mentorlar değil, mentilerin de mentorlarına kattıkları çok önemli şeyler var. Peki, şimdi madem o zaman biraz gençlikten söz ettik, şimdi ben özellikle bu yayında da çokça yer vermek istediğimiz bir noktaya geliyoruz. O da tam zamanlı. Şimdi siz biliyorsunuz bir kitap çıkardınız. Geçtiğimiz aylarda da hatta çok güzel bir lansmanı da oldu. Orada olmaktan da çok çok büyük bir mutluluk duydum. Şimdi öncelikli olarak şunu sormak isterim Ajan Bey. Yani tam zamanı kitabınızı nasıl yazmaya karar verdiniz ve neden böyle bir kitap yazma ihtiyacı duydunuz? İşte bu sene benim aslında iş hayatımda 45 yılım bitti. Bir taraftan düşündüğünde de çok renkli, birbirinden çok farklı şirketlerde ve çeşitli düzeylerde görev yapma şansına sahip oldum. Bunun içinde hayatımın 1/3'lük bölümü kamu görevinde geçti ki ağırlıklı Merkez Bankası'dır. Daha sonra 2/3'lük bölümü de özel sektörde. Burada da senin başlangıçta anlattığın gibi bankacılığın yanında sigortacılık, perakende sektörü, Tüpraş'ta görev yaptığım dönemde bir petrol rafinerisindeki görev, garanti sigorta, garanti emeklilik, bunlar devam etti. En sonunda otomotiv ve medya. Dolayısıyla birbirinden çok farklı sektörlerde görev yaptım ve bu süre içerisinde de gerek dünyanın küresel akımlarından kaynaklanan, gerekse bizim ülkemize has, yani dünyada hiçbir şey yokken yalnızca bizde olan çeşitli kriz ortamlarında görev yaptım. Bazı kriz ortamlarında çok sorunlu şirketlerin dönüşümünü arkadaşlarımızla birlikte yönettik. Bazen de ortada hiçbir kriz yokken çok önemli dönüşümleri yönettik. Dolayısıyla bu bilgilerin birdenbire böyle uçup gitmesine de gönlüm razı olmadı. Özellikle genç kuşağı veya iş dünyasındaki iş insanlarına bu bilgileri aktarayım istedim. Çünkü bunları yaparken bazen doğru yaptık, bazen yanlışlar yaptık. Ki hiç unutmuyorum, sizin gençlik platformunuzun bir toplantısında da aslında yaptığımız hatalardan da ders alabileceğimiz bir konuşma da yapmıştım. Yani insan sadece her şeyi doğru yapmıyor, yanlışlar da yapılabiliyor zaman zaman. Ama bu yanlışlardan da ders çıkartmak lazım ki tecrübe böyle birikiyor. İşte bu tecrübeleri aslında bir kitapta toplayayım istedim. Ve yaklaşık yani aktif görevi bırakıp daha yönetim kurulları düzeyinde çalışmaya başlamamın üzerinden de şu anda 1 yıldan biraz daha fazla zaman geçti. Dolayısıyla o bıraktığım gün biraz daha da fazla vaktim olduğu için bu vaktimi bu kitabın derlenmesine ve hazırlanmasına ayırdım. Sonuçta da bana göre güzel bir şey çıktı. Umarım okuyucular da hoşlarına gider. Burada dediğim gibi bir takım ortak faydalar çıkartma imkanı var. Yani neyi yaparsanız daha doğru sonuçlar alırsınız. Tabii ki bu kriz ve kaotik ortamlar her zaman birbiriyle aynı olmuyor. Yani burada tek bir reçetenin her şeye uygulandığı bir ortam yok. Ama seninle biraz önce paylaştığımız kurumsal yönetim ilkeleri, ortak akıl üretimi, birlikte çalışma, ekibi birlikte motive etme, liderlik gibi konular, bunlar her ortamda uygulanabilir konular.
Peki şunu sormak isterim. Yani bu kitabınızda özellikle hem iş dünyası hem de gençler için mesajlar var dediniz. Gençlerin bu kitabı okuduktan sonra hangi mesajı çıkarmasını bekliyorsunuz Ajan Bey? Ya her şeyden önce şunu çok önemli buluyorum. Şimdi tabii birçok insan bugüne bakarak geleceği tasarlamaya çalışıyor ve örneğin meslek seçimlerini bugünkü mesleklere göre bakıyor. Şimdi inanın ben 1974 senesinde bankacılığa başladığımda eğer o günkü moda meslekleri seçseydim bankacılık en sonda gelirdi. Yani bankacı olmazdım. Yani o gün örneğin mühendislik daha ön plandaydı, tıp daha ön plandaydı. Yani bunlar ama sonra birdenbire 1980 sonrasında bankacılık Türkiye'de olağanüstü büyük bir ivme kazandı ve hareketlendi. Dolayısıyla meslek seçimlerini bugüne bakarak değil, mümkün olduğu kadar geleceği tasarlayarak ve geleceği kestirerek yapmaları lazım. Buna ilişkin örnekler var orada. Aslında kendi yaşadığım örnekler ama çünkü ben bu kitabı yazarken aynı zamanda deneyimlerim ışığında dönüşüm yönetimi dedim. Tabii ki bunlar benim deneyimlerim. Yani bu deneyimlerin herkes için aynı şekilde geçerli olmasını beklemek doğru değil. Ama herkes kendi doğrusunu kendi bulurken bir taraftan da inceleyecek, okuyacak. Dolayısıyla bunun yanı sıra bir takım sektörler ve bir takım konular var. Örneğin dünya ne tarafa doğru evriliyor? Dünyadaki biraz önce sizinle konuştuğumuz örneğin çevre faktörleri ne kadar önemli? Yine etki yaratan yatırımcılık nedir? Girişimcilik nasıl olur? Yani bunları kitap içerisinde derlemeye çalıştım. Ya eminim okuyanlar herkes kendine dönük bir takım işaretler, bir takım şeyler bulunacaktır. İnşallah faydalı olur. Ümidim bu. Benim amacım değer yaratmak. Bütün hayatım boyunca değer yaratmak için çalıştım. Yani bundan da bir değer yaratabildiysem ne mutlu bana. Peki Ajan Bey, dönüşüm yönetimi ortada kriz yokken yapılmadı diyorsunuz. Sizce Türkiye dönüşümünü yapmak için geç mi kaldı yoksa halen yapabilir mi? Yo biliyorsun kervan tersine döndüğünde arkada kalanlar öne geçiyor. Yani dolayısıyla şimdi biz geç kaldık veya arkada kaldık diye üzülüp tasalanmanın hiç alemi yok. Bu konuda çok örnekler var. Örneğin Türkiye'de kredi kartı sistemi geç başladı. Ama kredi kartı sistemine biz birdenbire geçtik. Yani aradaki aşamaları geçtik. Bugün Türkiye'deki bankacılık sistemi dünyanın en ileri dijital bankacılık sistemlerini uygulayabiliyor. Yani bunun örneklerini biliyorum. Türkiye'de çalışan uluslararası küresel bankalar bile Türkiye'yi benchmark ediyorlar. Yine aynı şekilde telekom endüstrisine baktığınız zaman bugün Avrupa'nın fersah fersah ilerisindedir Türkiye'nin telekom altyapısı. Şimdi bunun altında yatan nedenlerden bir tanesi aslında geç kalmamızdır. Yani geç başladığınız zaman en yeni teknolojiyle başlıyorsunuz ve birdenbire öne geçiyorsunuz. Dört Şimdi dolayısıyla etkisi gibi. yani dünya çok farklı bir yöne doğru evriliyor. Bir kere her şeyden önce gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere dönük bir akım var. Dolayısıyla Türkiye için bunun çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Eğer doğru değerlendirirsek hiçbir şey için geç değil. Başlamak bitirmenin yarısı. Dolayısıyla bir noktada başladığınız zaman öne geçiyorsunuz. Geçiyorsunuz. Peki Ajan Bey, şimdi kitabınıza baktığımızda şunu görüyoruz ki hani kurum ve liderler doğru strateji ve uygulamalarla iş dünyasına fark yaratabileceğinin aslında ipuçlarını veriyorsunuz okuyucularınıza. Bu kapsamda bizlere özellikle gençlere verebileceğiniz tavsiyeler var mıdır? Ya ben aslında sadece liderlik açısından söylemiyorum. Ben aslında her bireyin yani öğrenciler için de aynı şeyi söylüyorum. Kendine bir fark yaratması lazım ve yaptığı işin hangi kitlelere değer yarattığı konusunda çaba sarf etmesi lazım. Şimdi benim iş hayatına başladığım yıllarda 1970'li yıllarda örneğin İngilizce lisanını çok iyi konuşabiliyor olmak çok önemli bir hasletti, bir önemli bir veriydi, değerdi. Ama bugün bu belki bu kadar önemli değil. Çünkü çok fazla sayıda genç ben görüyorum. Bırakın bir lisanı, birkaç lisanı konuşabilecek durumdalar. Tabii ki bunların sayısının artması lazım. Ama bugün sizi farklılaştıran, farklı kılan nedir? Yani kendinizi hangi pozisyonda daha değerli yapacaksınız? Bunun için de çalışmak lazım doğa. Yani ben çok uzun yıllar çok yüksek tempoda çalıştım. Hala da yüksek tempoda çalışıyorum. Yani çalışmadan paraşütle bir şey olmuyor.
Onun için ben burada kitapta gerek liderler için, gerek iş insanları için, gerek gençler için bu işaretleri, bu sinyalleri açık açık verdim. Şimdi tabii ki bu biraz açık büfe gibi. Yani sen her şeyi veriyorsun ama herkes istediğini alıyor. Dolayısıyla veya herkes istediğini algılıyor. Ümit ediyorum ki bu algı bir değer yaratır. Yani bundan 10 sene sonra bizim bu konuşmamızı dinleyen gençler veya bu kitabı okumuş gençler ileride ya bak o gün şöyle bir şey okumuştum, hayatıma şöyle bir renk kattı ve hayatımın şöyle evrilmesini sağladı diyebilsinler. Bu aslında toplumsal bir fayda yaratmaktır. Ben de bireylerin görevlerinin kamusal görevleri içerisinde topluma karşı sorumlulukları olduğu inancındayım. Yani bu toplum bir sürü yokluk içerisinde bizleri çok iyi yetiştirdi. İyi eğitimler aldık. Uluslararası projelerde devlet bursuyla okuma şansları elde ettim. Şimdi bu saatten sonra ben bu bilgileri alayım da kendime saklayayım deme lüksüm olmadığını düşünüyorum. Bunu gençlere olabildiğince aktaracağım ki sizler de ileride bayrağı daha yukarıya taşıyın. Yani geçen Bahadır Hoca ile olan yayında da söyledik. Hayrettin Karaca'nın çok sevdiğim sözlerinden birisi olanın olmayana, bilenin bilmeyene borcu var. Siz şimdi o borcu ödüyorsunuz. Biz de bu borcu bizden sonraki nesillere ödeyeceğiz. Gerçi nesil kavramı da artık kalktı. Yani herkesin bir diğerini besleyebildiği bir çağda yaşıyoruz. Peki Ajan Bey, yine kitabınıza döneceğim. Kitabınızda şöyle bir ibare var. Diyorsunuz ki değişen ve dönüşen dünyaya şirketlerin de hızla adapte olması gerekiyor. Hatta biz bu yayınlarımızın ilkini çok sevgili hayal ortağımız sizin gibi Yılmaz Argüden'le yaparken Yılmaz Bey bana şunu söyledi. Doğa dedi, dikkat et dedi. Bu tarz dönemlerde güçlü olan dedi ayakta kalmaz dedi. Hızlı adapte olabilen ayakta kalır. Ki hakikaten de çok farklı ve bizi de şaşırtan ve hakikaten daha sonra da üzerine düşündüren bir yorumdu. Sizce Ajan Bey, dünyanın bu kadar hızlı dijitalleştiği bir dönemde bir takım da zorluklar yaşanıyor ama bu zorlukların sebebi ne? Yani bugün aslında sizinle sohbetimiz başlamadan önce de konuştuk. Yani siz medyayı bırakırken biz girdik ama hala uğraşıyoruz. Yani bu Skype'dan nasıl yapacak, yayın izleniyor mu, kulağımızda arkadaşlar konuşuyor. Yani bu dijitalleşmenin önündeki engeller ne acaba? Siz bu süreci nasıl görüyorsunuz dünyanın dijitalleşmesi? Her şeyden önce alışkanlıklar. Yani alışkanlıklar maalesef insanları çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Yani geçmişten kalan alışkanlıklardan gerek insanlar gerek şirketler kolay vazgeçemiyorlar. İkincisi de kültür. Ben Peter Drucker'ın çok ona atfedilen çok güzel bir söz var. Diyor ki kültür stratejiyi kahvaltı niyetine yer. Yani hakikaten bu kültürü değiştirmek bayağı ciddi bir zaman alıyor. Alışkanlıkları değiştirmek zaman alıyor. Ama bir taraftan da işte hayat da zorluyor. Yani neyi zorluyor? Verimlilik artışını zorluyor. Artan genç nüfus bir şekilde daha yaratıcı işler yapma çabası içine girmeye başlıyor. Dolayısıyla bu iş yapış tarzlarını mutlaka etkiliyor. İkincisi ki şu anda içinde bulunduğumuz zorluk dönemlerinde bunun kıymetini biraz daha iyi anlıyoruz. Şimdi geçmiş dönemde biliyorsun işte bir sürü böyle büyük alışveriş merkezleri veya çok şubeli bankacılık falan baktığında bugün bu yapıların yavaş yavaş dijital ortamlara evrildiğini görüyoruz. Veya bu dijital platformlardan satış yapan sistemlerin işlerinin çok ciddi bir şekilde arttığını ve büyüdüğünü görüyoruz. Trendyol daha bugün bir açıklama yapmış yani bu. Korona nedeniyle yaşanan yoğunluktan ötürü 5.000 çalışan daha alacakmış. Yani bir yerde insanlar aslında işçileriyle, iş ekiplerini ücretsiz izne gönderirken öte tarafta da 5.000 işçi alımı aslında söz konusu. İşte şöyle bir endişe olmasın. Yani bu iş değiştiği zaman örneğin işsizliğe yol açar. Hayır, değiştiği zaman işsizliğe yol açmıyor. İş yapış tarzı değişiyor ve insanların önüne farklı iş alanları açılıyor. Yani dijital bankacılık aslında bankacılık sektöründeki çalışan sayısını azaltmıyor. Hatta belki artırıyor. Aynı şekilde bu dijital platformlar üzerinden yapılan alışveriş aslında alışverişin hacmini azaltmıyor. Hatta artırıyor. Ama yeni yeni meslek dalları, yeni yeni ihtisas dalları çıkıyor ortaya. Veya teknolojinin getirdiği imkanlarla işte robot teknolojisiyle mesela bir lojistik merkezini robot teknolojisiyle yüklemeyi yapabilir hale getirdiğiniz zaman belli bir iş gücünü belki oradan kaydırmak zorunda kalıyorsunuz. Ama kaydırdığınız iş gücünü daha verimli alanlara yöneltme imkanınız var. Dolayısıyla yani bu aslında önümüzdeki dönemde hayatın bir gerçeği olarak karşımıza çok daha fazla birçok meslek kolunda çıkacağını düşünüyorum.
Peki şimdi Ajan Bey, yine aynı zamanda siz içinde bulunduğunuz dönemi şöyle tarif ediyorsunuz. Diyorsunuz ki Türkiye ve dünya önümüzdeki 15-20 yılı etkileyecek önemli değişim ve dönüşümlerin yapılması gerektiği bir dönemde. Evet. Peki böyle bir dönemdeyken sizce şirketlerimiz daha fazla güven duyulan kurumlara dönüşme hususunda başarılı mı? Bir de şirketlerimiz kurumsal yönetişim konusunda sizce ne noktada? Ki yönetişim artık bu çağın en önemli, hakikaten birim. Ya biliyorsun biz Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'ni 2003 senesinde kurduk. Aslında buradaki amaçlarımızdan bir tanesi de arkadaşlarla beraber bu konuda bir bilinç yaratma yönündeydi. Bir miktar yol aldığımızı düşünüyorum ama hala yeteri kadar yol aldığımızı söyleyemem. Şimdi arkadaşlar hala uğraşıyorlar Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nde böyle bir farkındalığı nasıl yaratmamız gerektiğini. Ben Hatta yönetim şimdi şöyle... algısı da yönetişime doğru kayıyor, değil mi Ajan Bey? Yani artık yönetim kavramı da yetmiyor kurumlar için, yönetişime Tabii. gerekiyor. Kesinlikle yönetişime doğru kayıyor. Fakat bir iki çıkarım yapmak istiyorum. Şimdi ben bunları kitapta yazarken böyle bir COVID-19 problemiyle karşılaşacağımızı tahmin etmiyordum. Ama fay hattının çok gerildiğini çok net bir şekilde görüyordum. Bu nedenle önümüzdeki 10-15 yıl önemli değişimler olacak diyordum. Bu fay bir yerden kırılacaktı. Maalesef bu COVID tehlikesiyle kırıldı ve maalesef can kaybına yol açarak kırıldı. Keşke böyle olmasaydı. Ama ya Çin'le Amerika arasındaki ticaret savaşından patlayacaktı, ya İran'la olan siyasi gerilimden patlayacaktı. Bir yerden o çünkü çok şişmişti piyasalar. Şimdi tabii önümüzdeki dönemi bir geçiş dönemi diye görüyorum. Yani hem devletler açısından hem şirketler açısından da kurumsal yapılarda önemli değişimler olacağını görüyorum. Fakat bu dönemde aslında benim gördüğüm önemli bir değişim büyük bir olasılıkla devletlerin ekonomideki payları bu kriz sonrasında daha fazla artacak. Yani onu çok net bir şekilde görüyorum. Bu Avrupa'da olabilir, Amerika'da olabilir ve kapitalist sistem sosyal kapitalizme doğru kaymaya başlayacak. Yani insana değer veren, çevreye değer veren, yanındaki komşusunu düşünen veya dünyanın büyükçe bir köy olduğunu ve birbirimize destek vermemiz gerektiğini düşünen bir tarafa doğru evrileceğiz. Çok üzülerek izliyorum. Daha 2 gün önce çok önemli bir global webinar programına katıldım. Yani hakikaten hayret verici bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta ciddi bir ilaç ve maske sıkıntısı varken Texas'ta stok fazlası var ve Texas'tan New York'a bunu göndermiyorlar. Niye? Çünkü kendimize lazım diye. Şimdi tabii bunu nasıl izah edebilirsiniz? Bunun neresi birleşikliktir, neresi devletliktir? Anlatabiliyor muyum? Yani Amerika Birleşik Devletleri diyorsunuz. İçindeki bir eyalet, bir başka eyaletteki kendi vatandaşlarına destek vermiyor ve maske göndermiyor. Aynı şey Avrupa'da da geçerli. Şimdi bakın bunlar aslında insanoğlunun ciddi bir şekilde düşünmesi gereken konular. Bunu özellikle gençlere söylüyorum. Çünkü sizlerin yöneteceği dünyada bu tür kafalara artık ihtiyaç olmayacak. Yani etrafınızı düşünmeniz lazım, çevreyi düşünmeniz lazım, yakın çevrenize destek vermeniz lazım. Komşunuz aç yatarken rahat uyumamanız lazım. Yani bunları düşünerek duygularımızı işin içine katarak nasıl bir liderlik dediğiniz için söylüyorum. İşte böyle bir liderliğe ihtiyaç var ve dönüşüm bu alanda olacak. Tabii bu arada ben küçük bir şey de söylemek isterim Ajan Bey. Arkadaşlarım bana tabii sizinle görüşürken söylüyorlar. Ara sıra görüntümüz YouTube ekranında büyüyüp küçülüyormuş. Şu anda normale dönmüş. O konuda da İyi. lütfen kusurumuza bakmasın. Şu anda iyiymişiz. Bunun sebebi arkadaşlar çok yoğun bir internet kullanımı olduğu için Evet. Türkiye. Hakikaten biz yine yayınımızı kesintisiz yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Estağfurullah. Lütfen kusura bakmayın, dediğimiz gibi bizden değil maalesef internet kullanımından yana. Estağfurullah. Bazen ben çok heyecanlandığım zaman görüntüm büyür aslında ondandır Evet. belki. Ajan Bey, şimdi hazır bugünün ve yarının liderliğini, yönetişim anlayışını konuştuk. Şimdi şunu sormak isteriz. Aslında ben dediğim gibi genç arkadaşlarım için yarının liderleri ifadesini de çok sevmiyorum. Çünkü değişimi yaratan bugünden başlıyor bunu yaratmaya. Ama kimisi belki yarın kendisini daha da iyi ifade edebiliyor ve liderliğini gösterebiliyor. Şimdi hatırlarsınız Machiavelli'nin Prens kitabı vardır. Bu Evet. kitap özellikle artık günümüzde hemen hemen birçok insanın okuduğu bir kitap. Bu kitapta şöyle bir durum vardır, bir dilemma vardır.
sevilmek mi daha iyidir bir lider için, korkulmak mı denir? Ve günün sonunda Machiavelli'nin yazısında şunu söyler: korku bir lider için daha iyidir çünkü sevginin suistimal edilmesi ihtimalini ortadan kaldırır ve daha bir safe zone liderlik imkanı sağlatır. Ve siz birçok kurumda yöneticilik yapan bir isimsiniz. Sizin bakış açınızdan bu sorunun cevabı ne? Sevilmeyi mi tercih edersiniz, korkulmayı mı? Ben bu soruyu dediğim gibi sizinle çok küçücük bir dönemde olsaydı, çatının altında bulunan bir genç olarak biliyorum ama sizin bakış açınızı da dinlemeyi çok istiyorum ve arkadaşlarımla bir araya gideceğim. Ya, çok çok ilginç bir anımı anlatacağım. Aslında ya hakikaten ben çalışma döneminde, arkadaşlarım da bilirler, izleyenler varsa onlar da hatta teyit bile edebilirler. Hiç ne sesimi yükselttim, ne insanları korkutacak bir şey yaptım. Yani hep sevgiyle, saygıyla ve birlikte bir şeyleri yapmaya çalışan bir liderlik örneği sergilemeye çalıştım. Aslında birlikte çalıştığım arkadaşlardan da ağırlıkla bunu bekledim. Yani onlar da kendi ekipleri için böyle davransınlar arzusundaydım. Ve çoğunlukla da ki geçmiş dönemde Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu'ndan da bu konuda biz bilinci eğitimleri alarak arkadaşlarımızı bu döneme hazırladık. Fakat garip bir şey oldu. Yani bir gün mesela bir arkadaşım dedi ki ya siz hiç kızmadınız, hiç bağırıp çağırmıyorsunuz falan ama ya biz sizden korkuyoruz dedi. Yani şimdi niye korkulduğunu da çok fazla anlayamadım. Bir anımı anlatayım. Bu çok ilginç bir anı. Osmanlı Bankası binasını yapmıştık, yeni binayı. Bina pırıl pırıl, böyle tertemiz falan, gayet güzel. Bir gün sabah binanın içine girdim. Böyle ileride bir karaltı yerde, mermer zemin üzerinde. Yanına doğru yaklaştım. Baktım bir arı ölmüş. Tabii çok kızdım. Yani temizlik yapılıyor. Bankanın girişinde bir tane arı ölmüş. O işten sorumlu arkadaşım da Sülün Gürtin'di. Sülün'ü aradım ve gayet sert bir ifadeyle dedim ki Sülün, bankanın içinde hayvan leşleri var. Şimdi Sülün hayret etti, koştu geldi. Dedi ki ama bu sadece arı. Dedim ki ya arı neticede, arı da bir hayvan, yani burada olmaması gerekiyor bunun. Ondan sonra Sülün bana baktı. Sizi görünce korkusundan kalp krizi geçirmiştir Aydan Bey dedi. Şimdi yani hakikaten bazen bunun bir dengesini korumak lazım. Yani korku veya saygı diyeyim veya liderin sözünü dinlemek ya da takip etmek diyeyim. Bu önemli ama bir taraftan da artık günümüzde duygular çok önemli. Yani insanları seveceksiniz. Şimdi aslında içinizde eğer sevgi yoksa zorlamayla da yapamıyorsunuz. Yani hakikaten bir liderin birlikte çalıştığı ekibe dokunabiliyor olması lazım. Onların duygularını yaşayabiliyor olması lazım. Zaman zaman kendini onların yerine koyup, ya bir dakika benim arkadaşlarım, bak hiç unutmuyorum, Tansaç'ta çalıştığımız yıllarda o kasiyer arkadaşlarımızın arkalarındaki kapılar açıldığında bellerine arkadan çok ciddi bir şekilde soğuk geliyor. Bayağı ciddi bir maliyetle kapıların önüne parapet ve ısıtma sistemleri yaptık. Arkadaşlarımıza da uzun yelekler verdik arkalarını kapatsın diye. Çünkü bunlar genç arkadaşlarımız. Düşün ki bir böbrek hastalığı ya da bir şekilde onun üşümeleri halinde ciddi bir tehdit ve riskle karşı karşıya kalmaları söz konusu olabilirdi. Yani burada şunu demek istiyorum. Siz insanlardan ve çalışanlarınızdan müşterilerinize güler yüzlü davranmasını istiyorsunuz. Ama çalışanlarınıza güler yüzlü davranmıyorsunuz. Yani bu çok hakariyete uygun bir şey olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla benim liderlik anlayışımda dozunda, kararında ikisinden de olması lazım. Deveye sormuşlar inişi mi seversin yokuşu mu diye. Bunun düz yolu yok mu demiş. Yani ne Machiavel tipi bir istibdat idaresi ve korkutan liderlik, ne de tamamen loose ve tamamen işi boş bırakan liderlik. Ya bu aynen bir kuşu elinizde tutmak gibi. Fazla sıkarsanız ölür, bırakırsanız uçar. Dolayısıyla her şeyi dengesinde ve kararında yapmanız lazım. Tabii, yani şirketler içerisinde de özellikle kurumsal ilkeler belirleyip öyle olmalıyız, böyle olmalıyız diye yapıp, eğer bindiğiniz asansörünüzde bir amir olarak altınızda çalışan insana selam vermiyorsunuz veya yemeğinizi aynı masada yemekten imtina ediyorsanız, bu işler bizce de açıkçası biraz daha zor. Ki bu arada aslında şunu da ben bir cümleyle kendi yorumumu da yapmak isterim. Dünya değişiyor ve gelişiyor. Biz yapay zekadan bahsediyoruz, teknolojiden bahsediyoruz.
düşünüyoruz ama yani Harvard Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalar da ortaya koyuyor ki 21. yüzyılda elbette bunlar gelişecek ama dünyanın en önemli duyduğu iki şey bir trust, güven olacak, iki de empati olacak. Bunları sağlayabilmek hele hele günümüzdeki bu bireyselleşme döneminde çok daha önemli. Dediğiniz gibi sizler gibi hele iş insanlarının çalışanlarına ait olmasını hissedeceği yapılar kurabilmesi. Peki Ajan Bey, şu soruma geleceğim. Şimdi siz baktığınızda az önce de vurguladık ama bankacılık var, otomotiv var, perakende sektörü var, medya sektörü var ve bunların her birinde de en tepe noktalarda çalıştınız. Şimdi hakikaten bu kadar farklı alanda çalışmayı nasıl becerebildiniz? Bunun zorlukları oldu mu? Veya böyle farklı sektörlerde yer almanın artılarını, eksilerini bir kenara koyduğunuzda hangisinin ağır bastığını düşünüyorsunuz? Bunun da cevabını şahsen çok merak ediyorum. Yani şöyle, tabii ben aslında çok farklı sektörlerde çalışmakla birlikte temelde bankacıyım. Yani bütün eğitimim, mesleki gelişimim ve gençlik yıllarımı verdiğim ve vaktimin önemli bir bölümünü harcadığım iş kolu aslında bankacılık. Tabii bankacılığın şöyle bir avantajı var ki ondan da faydalandım. Bankacı olunca çok çeşitli meslekleri ve çeşitli iş gruplarını çok daha iyi görebiliyorsunuz. Tabii ki bankalar özellikle 1980 sonrası insan kaynaklarına ağırlıklı yatırım yaptıkları için de ciddi bir bilimsel eğitimin üzerine bir pratik deneyim de kazanıyorsunuz. Dolayısıyla 2000'li yıllara kadar aktif bankacılığı yürütüp 2000'de aktif hayattan yani genel müdürlük görevinden yönetim kurulları düzeyine geçtiğimde aslında çok ilginç ve geniş bir perspektifle birçok sektörü bilir ve o sektör konusunda da ciddi detaya hakim vaziyette idim. Şöyle bir örnek vereyim. Bu çok soruna belki çok da doğrudan cevap. Ben 1980'li yıllarda Merkez Bankası'nda çalışırken Merkez Bankası beni bir eğitim programı için Japonya'ya gönderdi. Ve 2,5 ay Japonya'da kaldım. 1988 senesi. Yani neredeyse şimdi bayağı böyle birçok dinleyiciler için yani ne kadar tarihi bir olay diye algılayabilir şeyi. Ve o tarihte ben Japonya'da aldığım eğitim bir Japon hazine bonosu sistemiyle ilgili bir eğitimdi. Fakat ilginç bir şekilde beni örneğin Toyota fabrikasında şeye gönderdiler, programlara gönderdiler. Yani çok özür dilerim, kameranız gitti. Rica edebilir miyiz? Nasıl oldu anlayamadım. Az önce bir bakayım. Yanlışlıkla bastınız, kameranızı açarsanız sohbetinizde sizi görüntülü de görebileceğiz. Şimdi... Orada bir şu var. Ona basarsanız aşağıda veya siz de sağda daha da iyi olabilir. Sağda. Hay Allah. Şöyle yapalım. İsterseniz siz tekrardan bağlanın. Görüntünüzü almış olur. Şimdi görebiliyor musunuz? Yine ben göremiyorum. Bir dakika. Şimdi oldu herhalde. Tamam. Şimdi oldu değil mi? Hemen ben sorayım. Sencer'cim alabiliyor muyuz görüntüsünü Ajan Bey? Maalesef Ajan Bey. Peki bir daha bağlanalım o zaman. Tamam. Valla arkadaşlar bu yayınlarda maalesef bu tarz aksaklıklar zaman zaman olabilecek. Siz tekrar çıkıp girebilirsiniz Ajan Bey. Siz de bağlamış oluruz. Size de bu anlamda anlayışınız ve hoşgörünüz için çok teşekkür ediyoruz. Tabii birden fazla parametresi olan çalışmalar bunlar. Ve kıymetli isimlerle ilk defa online bir ortamda bir araya gelebiliyoruz. Evet. Bizim için de tabii yani normalde yıllar boyunca hep normal. Ajan Bey bir kapatabilirsiniz. Süper. Ajan Bey şimdi ayrıldı. Gelecek. Bizler için de yani yıllar boyunca sahnede birilerini ağırlamanın derdini yani yükümlülüğünden sonra bir de böyle bir ortama alışmak çok daha farklı oluyor. Ama hep birlikte bu süreçleri öğreneceğimizi, aşacağımızı düşünüyoruz. Şimdi birazdan Ajan Bey geldiğinde kaldığımız yerden de devam edeceğiz. Bu arada siz de merak ediyorsanız söyleyeyim. Bu yayınlara Argü'den Yönetişim Akademisi'nin de ev sahipliğini de yapıyoruz. Normalde bu masa etrafında Türkiye'nin yönetişim konusu tartışılıyor, konuşuluyor. Hatta önümüzdeki dönemlerde çok da kıymetli ve keyifli işbirlikleri de yapacağız gibi duruyor bu konuda. Bu kapsamda eğer vaktiniz olursa bu yayından sonra Argü'den Yönetişim Akademisi'nin de özellikle Yön 101 eğitimine göz atmanızı büyük bir şiddetle tavsiye ederim. Bu dönemde yeni bir eğitim dönemi başladı ve önümüzdeki dönemlerde de birçok gencin aslında hakikaten çok ciddi imkanlar alarak kendini geliştirecek. Evet, Ajan Bey de geldi. Evet, nasılız? Devam edeceğiz. Bir dakika.
Görüntü alabiliyor musunuz? Evet, şimdi geldi Ercan Bey. Süper. Tamam. Kusura bakmayın. Böyle demek ki ara ara kesintiye uğrayabiliyoruz. Evet. Ama olsun. Valla bunlar da bu işin cilvesi. Dolayısıyla şunu anlatıyordum. Yani Japonya'da örneğin bir eğitim sırasında Nissan fabrikasını gezdirmişlerdi. Yani bakın ta 88'de ben otomotiv sektöründe olacağımı hayal dahi etmiyordum. Öyle bir planım da yoktu aslında. Ama bir otomobil üretim tesisini gezme şansına sahip oldum. Tabii bankacılık yaptığınız zaman birçok değişik iş kolu hakkında da özellikle kredi paketlerinde falan hazırlık yapmak durumunda kalıyorsun. Dolayısıyla yani demek istediğim benim belki böyle bir avantajım oldu. Birçok meslek dalını ve grubu önceden bilebiliyordum. Daha sonra da tabii şu önemli oluyor bizim açımızdan. Belli bir zaman sonra üst yönetici konumuna geldiğinizde de aslında farklı farklı iş kollarını benzer mentaliteyle yönetebiliyorsunuz. Yani işin ne olduğundan ziyade o işi nasıl yürüteceğiniz daha önem taşıyor. Yani ben mesela otomotiv sektöründe yönetim kurulu başkanlığı veya CEO'luk yaptığım dönemlerde tabii ki otomotivin bir mekanik arızasını tamir edecek yetkinliğe sahip değilim. Zaten benden beklenen de bu değildi. Yani benden beklenen o işi yapacak kişileri mobilize etmekti. Bu Jack Welch efsanevi CEO'sudur GE'nin. Bir gün soruyorlar, diyorlar ki Sayın Jack Welch, siz GE'nin cirosunu %4000 arttırdınız. Muazzam faaliyette bulundunuz ve şirket olağanüstü değer kazandı. Bunu nasıl yaptınız? Diyor ki çok basit. Doğru insanları bulurum, doğru işlere yerleştiririm, sonra da işlerine hiç karışmam diyor. Yani aslında executive takım üst düzeye geldiğinizde aslında doğru insanları bulup doğru takımı oluşturup doğru yerlere yerleştirdiğinizde iş zaten kendiliğinden yürüyor. Size ne kadar az ihtiyaç varsa işinizi o kadar doğru yapmışsınız demektir. Yani aslında orkestra şefi gibisiniz. Siz doğru evet. Doğru sanatçıları bulup onların koordineli çalışmasını öneriyorsunuz. Tabii bu mesajımız da bence şundan çok önemli. Genç arkadaşlarımız da bir soruyorlar. Yani bugün hayalini kurduğumuz alanı yarın ya istemezsek diye. Ama yönetim alanında olmanın, liderlik göstermenin farklı özellikleri var. Dediğiniz gibi bir süre sonra alan fark etmeksizin bu alandaki yetkinliğinizi sürdürerek devam edebiliyorsunuz. Ki liderlik dediğimiz veya yönetişim dediğimiz, yönetim dediğimiz konular böyle çok da hafif alınacak konular değil. Özellikle yönetişim konusunda bir insan kendisini ne kadar geliştirirse her sektörde de bu ihtiyacı karşılayabilir oluyor. Peki Ercan Bey, şimdi müsaadeniz olursa son sorumu da şu alandan sormak istedim. Tabii sizin sivil toplum kanadınızı açmaya hiç gerek yok. Yani birçok farklı alanda hem yönetimli kurumlarla hem şahsen hem şu anda mütevelli heyetinde olduğunuz TED'le birlikte bir sürü çalışma yapıyorsunuz ama ben bir tanesini size sormak istedim. Vaktimiz maalesef zamanımız sınırlı olduğu için. Şimdi biliyorsunuz biz %65'i kadın olan bir oluşumuz, İstanbul Gençlik Platformu olarak. Bundan da çok büyük bir gurur duyuyoruz. Siz de yönetim kurulunda Kadın Derneği'nin danışma kurulunda yer alıyorsunuz. Bu konuda aktif bir şekilde emek veriyorsunuz. Şimdi Ayşen Bey, kadınların yönetim kurulunda rol almasının olaylara bakış açısında önemli olduğuna değinen ifadeleriniz var. Sizce bu gözlemledikleriniz ışığında kadının ve erkeğin özellikle yönetim kurulu üzerindeki bakış açısındaki gördüğünüz en önemli farklılıklar bir nedir? Bir bunu sormak isterim. İkincisi de tabii Türkiye'de ve dünyada kadınların istihdama katılımı veya tepe noktalara ulaşmasında bir cam tavan olduğunu öngörüyoruz. Bu cam tavanın ortadan kalkması için ne yapabiliriz? Müsaadenizle bu son iki sorumu da size sormak istiyorum. Tabii memnuniyetle çok özetle cevap vereyim. Ben tabii kadınların iş gücüne katılımının çok önemli olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla bu nedenle de kadınlara dönük olan her türlü faaliyete destek veriyorum. Bunların arasında yönetim kurulunda kadın derneği de var. Hakikaten hepsi birbirinden başarılı, pırıl pırıl insanlar. Önümüzdeki dönemde de Türkiye ekonomisinin dünyayla rekabet edebilir hale gelmesinde de kadınların çok büyük payı olacağına inanıyorum. Şimdi fark dediğim şöyle bir fark görüyorum. Birincisi kadınların düşünce sistematiğinde çok daha farklı duyguları da işin içine gidebilen ve geleceği daha iyi kestirebilen bir düşünce sistematiği var. Dolayısıyla ben aslında yalnızca kadın erkek ayrımı diye bakmıyorum. Yönetimde veya yönetim ekiplerinde diversity dediğimiz çeşitliliğe değer veriyorum. Yani tabii ki erkek ve kadın cinsiyet ayrımı bir çeşitliliktir ama aynı zamanda da farklı yaş grupları,
farklı disiplinler, farklı meslek gruplarından insanların yönetim kurulları için söylüyorum, bir araya gelerek bir ekip oluşturmasında büyük fayda var. Yani dengeli bir yapı olması lazım. Bir örneği paylaşmak isterim. Biz Doğuş Otomotiv'de çalıştığımız yıllarda çok önemli ve çok büyük bir teknik servis ki 200'ün üzerinde elemanımızın çalıştığı, içinde kaporta atölyesi, boya atölyesi, mekanik servisler falan olan bir bölümün başına bir kadın mühendis arkadaşımızı getirdik. Başta çok yadırgandı. Yani bir kadın nasıl olur da bir, yani tam halk tabiriyle bir tamirhaneyi nasıl yönetir? Yani kadın olur mu diye. Fakat şöyle söyleyeyim, yani gezdiğim zaman gördüklerim arasında en temiz, en disiplinli, en pırıl pırıl makina gibi çalışan bir yer. Tabii bu kadın arkadaşımız aynı zamanda makine mühendisiydi. Dolayısıyla kadınların yapamayacakları bir iş yoktur. Yani böyle bir kategori kafamızda belli bir kalıp oluşturmayalım. Yani kadından pilot da olur, inşaat işçisi de olur, mekanik de olur. Yani niçin cinsiyete göre bu ayrıştırmayı yapıyoruz? Ama bakın Türkiye bu konuda yine çok şanslı ülkelerden bir tanesi. Daha çok yeni bir film izledim. Amerika Birleşik Devletleri'nde yani 1980'lere kadar örneğin Harvard Law School'a, hukuk fakültesine girebilen kadın sayısı parmakla gösterilecek kadar az. Anayasal hakları bile yok kadınların. Biz tabii dönüp Büyük Atatürk'e ne kadar teşekkür edeceğimizi kelimelerle ifade edemiyorum. Yani 1920'li yılların ortasında Türkiye'de kadınlarımıza seçme seçilme hakkı veren bir yapının bizden çok daha gelişmiş olduğunu iddia eden birçok topluma günümüzde dahi gelememiş olması dünya için çok üzücü, çok da utandırıcı bir durum diye düşünüyorum. Tabii bu arada şunu da söyleyeyim. Yani güncel bir şey biliyorsunuz G20 zirveleri yapılıyor. Bu G20 zirveleri altında da çeşitli oturumlar var. B20, C20 diye yani Business 20, Civil Society 20. W20 yani Women 20'yi kuran ülkede aslında Türkiye. Yani bu anlamda Türkiye kadın hakları konusunda hakikaten bence de ya tabii ki çok daha geliştireceğimiz nokta var. Ama ben başarılı ve istikrarlı gideceğini bütün gönlümle umut ediyorum. Tabii bu kadar 165'imiz kadınlardan oluşuyor. O kadar önem veriyoruz. Arkadaşlarım da haklı olarak diyecekler. Niye ilk üç yayını erkeklerden oluşturduğunuz diye. ama olsun. Biz böyle bir ayrım yapmıyoruz. Yani neticede çok doğru. Aslında ben şöyle söyleyeyim. Yani bir çırpıda size sayabileceğim onlarca çok önemli kadın lider, yönetici Türkiye'de var. Sadece Türkiye'de değil. Türk olup dünya çapında söz sahibi olanlar var. Dolayısıyla zaman içinde herkese sıra gelir. Yani ona da hiç merak etmesin sevgili izleyicilerimiz de. Çok kıymetli kadın ayar ortaklarımıza da yazdık. Bu bir randevulaşma süreci tabii. Onları da çok yakında getireceğiz. Sonra böyle konuşacağız. Günün sonunda yapmıyorsunuz demesinler. Yok. Ajan Bey bu arada çok keyifli bir sohbetti. Yani hem benim için sizleri de çok özlemişim. Görmeye de vesile oldu. Arkadaşlarımla bir araya geldiğiniz için de çok mutlu oldum. Arkadaşlarım da zaman zaman hem yazlar hem kulaklıktan bana söylediler. Çok da güzel bir izlenme olmuş. Çok teşekkür ederim ilginize. Bizim için çok kıymetliydi. Çok çok teşekkür ederiz her şey için. Boğaz'cığım ben teşekkür ediyorum. Hem izleyicilerimize hem İstanbul Gençlik Platformu üyelerine. Yolunuz açık olsun. Şansınız bol olsun. Hiçbir şeyden endişe etmeyin. Aslanlar gibi her şeyin üstesinden Türk gençliği gelecektir. Her gün bizim için daha iyi olacak. Merak etmeyin. Çok teşekkür ederiz. Bu korona günlerinden sonra da karşılıklı oturup bir çay bardak içmeyi çok isteriz. Çok teşekkürler Ajan Bey. Görüşmek üzere. İyi akşamlar dilerim. Öyle, sağ olun.